Herkese selamlar arkadaşlar. kanalda herkese selamlar. Ee, aslında bu videoyu yapmayacaktım. Çünkü benim son videomda hayat felsefemi anlatmıştım. Yani siktir et diye. Yani aslında siktir edip geçecektim ama yapayım dedim bari. Sonra diyecekler ki sen niye bu konuda sustun? Diyecekler. Vesaire bilmem ne için yapıyorum. Küfür ve hakaret etmeyeceğim bu arada. Ee, onu söyleyeyim. Yani e, kendilerini Atatürkçü zanan Pekkalıları anlatacağım. Şimdi niye Pekkalı konusuna da değineceğim zaten. Ee, aynı zamanda geçmişteki terör örgütlerini de anlatacağım. Şimdi Yakup Deniz bir tane yayın açtı. Ee, bu arada tahminimce abone kaybettiği için bu yayınları yapıyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Bakmadım gerçi. E, sosyal bilekten bakmak lazım. Çünkü e, herhalde abonesi falan gitti bunun. Daha hala 100 bin olamadı bu arada. Yani 86 binde kaldı öyle. Hala 100 bin olamadı. O yüzden biraz şekeri şeyine vurmuş herhalde. Başına vurmuş. Ee, şeker hastası ya da civa zehirlenmesi var onda. Biz öyle tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle. Neyse bu e, kendisini kendisini Atatürkçü zanneden PKK sempatizanı. E, bu arada bu terimi sürekli kullanacağım. PKK sempatizanı. Ne demek PKK sempatizanı arkadaşlar? Onu da anlatacağım. Şimdi bir terör örgütü e, sadece ve sadece militanlarından oluşmaz. Bir terör örgütü ben yani PKK'lı ne demek? Pekkalı eline silah alıp daha çıkan adam değildir. PKK'lı Pekka'nın söylemlerini ve Pekka'nın fikirlerini kullanan kişidir. İşitçi sadece eline silah alıp gidip işte Irak'ta, Suriye'de savaşan kişi değildir. İşitçi aynı zamanda işitin fikirlerini savunan kişidir. Şimdi biz bunlar Pekka'lı deyince buna ben Pekka'lı değilim diyor. Abicim sen Pekka'lı olduğunu kendini itiraf ediyorsun. Yayın boyunca Pekka, biz Pekka'lı izlediniz. Çünkü sempatizansınız. PKK'nın fikir ve düşüncelerine sempati duyuyorsunuz. Sempatizan ne demektir? Sempatizan şudur arkadaşlar. Bir örgütün fikir ve düşüncelerine sempati duyan. Yani onları benimseyen, onları savunan, onlara kendini yakın gören kişi demektir. PKK'lı deyince aklınıza gidip PKK'nın böyle bir kaydı var. Yani PKK, biri oturmuş böyle. Yakup Deniz'i kaydediyorum. Dur sen artık nasıl PKK'lısın. Öyle bir şey yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Zaten o konu hakkında ona geleceğim şimdi. Bizim savcılığa verdiğimiz bir dilekçe var bu konuda. Ve Hodri meydan çekeceğim Yakup neyse Bak anlatacağım şimdi size. Çünkü eli, çünkü devletin elinde Yakup Deniz hakkında büyük bir dosya olduğunu biliyorum. Ve bu dosya Cumhurbaşkanı'na hakaretten ya da dine hakaretten değil. Terör örgütlerine olan sempatisinden dolayı. Şimdi birisi çok cahil bir adam. Ben izlerken kafayı yedim. Yani Şaha Cübbel Ahmet daha cah, şey olabilir, daha bilgili olabilir Yakup Denizler. Nedeni şu. E, abicim Türklere ki Türk milletine giydirebilmek için diyor ki efendim biz hiç felsefe yapamadık. Biz hiç felsefe geliştiremedik. Kendi dinimiz bile yok diyor. Ya nasıl kendi dinimiz yok? Tenkrizm diye bir dinimiz var. Şamanlık diye bir dinimiz var. Efendim şamanlık bizim dinimiz değilmiş. Yani Türk milletinin dini değilmiş. Kimin dini mi? Şamanların diniymiş. Biz İslam'ı Araplardan almışız. Yahudiliği Musevilerden almışız. Ya da Museviliği Yahudilerden almışız. Hristiyanlığı işte Romalılardan almışız. Şeyi de e, İslam'ı da Araplardan almışız ya. Şamanlığı da şamanlardan almışız. Şaman kim? Mars'ta yaşayan bir tür mü? Şaman Türk abi. Şaman dediği adam Türk zaten ya. Yani ki bununla ilgili Kızılderililerin şamanist olmasıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Yani Kuzey Amerika'ya şamanların Orta Asya'dan gittiğine dair ama herif cahil herif. Yani sırf bunu söylediği zaman gülmekten öldüm ya. Ya komik. Şamanlığı şamanlardan almışız. Hadi canım. İslam'ı da imamlardan aldık o zaman. Yahudiliği de hahamlardan aldık. O şaman dediğin adam din adamı. O din adamı nereden geldi? Mars'tan mı indi aşağıya? Neyse gelelim şu vatandaşlığa atılma ve çıkarılma olaylarına. Efendim ben vatandaşlığa atmadım kendim çıktım diyor. İyi hoş güzel. Ben aynı konuşmada bir şeyden daha bahsetmiştim. Sevmediğim ateistler diye. Bu arada sevmediğim ateistler konusunda hala Yakup Deniz'i sevmiyorum. Sadece Yakup Deniz'i orada çıkan bütün gerizekalıları sevmiyorum da. Vatandaşlığa çıkarılma konusunda ben orada bir şey daha söylemiştim. Bunu yayında söyledi ama cevap vermedi sanırım. Ben tamamını izlemedim bu arada sınavım vardı. Tamamını izlemedim. Ama şunu cevabını vermedi. Yıllar önce Geek TV ile çıktığı bir programda ben Pekka'nın kongrelerine toplantılarına katıldım. Katıldıysam katıldım. Demişti. Bunun cevabını görmedim ben. Merak ettiği için katılmıştır diye düşünebilirsiniz. Ben olabilir. Ama o kadar merak etmiş ki şu anda Pekka'nın görüşlerini savunuyor. Şimdi bu konuda Yakup Deniz'in PKK'la sempatizanı olması konusundaki bütün delilleri topladım. Savcıya verdim. Ben öyle yayın açıp konuşmuyorum. Varsa hakkında mitçiymişim ben. Varsa hakkında bir deliliniz açın mahkemeyi. Mahkeme yolu orada. Benim PKK'lı olduğuyla ilgili o süreçte yap, araştırma yaparken birçok kişiden de veri aldık. Sadece internette görünenler değil. Birçok kişiden veri aldık. Aldığımız o kişileri söylemeyeceğim. Ama EOC konsolunda bize yardım eden kişiler, <laughs> bu kişilerin, evet bunların bir kısmı Müslüman bu arada. Bir kısmı değil ama. Devlet görevlisi ve kişilerin bize söyledikleri şu. Arkadaş ateist olup olmamanız önemli değil. Dini eleştirip eleştirmemeniz de önemli değil. Bu herif PKK'lı diyorlar. Bize o yüzden bilgi verdiler, veri verdiler. Biz bu verileri toplayıp savcıya verdik. Savcıdan gelen dilekçeyi de göstersene lütfen. Herhalde Almanya'ya gitmiştir o dilekçe. Bir savcı eğer adresini bulabildiyse. Savcılıkta dilekçesi var. O yüzden hodri meydan. Bakın benim şu anda ben 3 aydır söylemiyorum size. Nedeni neden bu böyle bir şey olduğunu bilmediğim için. 3 aydır benim hakkımda Türkiye'de yakalama kararı çıkartıldı. Yani beni yakalayacak. Ben Türkiye'ye girdiğim zaman gözaltına alınacağım. Bunu biliyorum neden gözaltına alınacağım bilmiyorum. Büyük ihtimalle biri beni Cimer'e şikayet etmiştir diye düşünüyorum. Cimer'de de polis de beni Türkiye'de bulamayınca hakkında yakalama kararı çıkartmıştır diye düşünüyorum. Nedenini bilsem söyleyecektim. Yani tam nedenini öğrensem söyleyecektim ama bugün söylemek zorunda kaldım. 3 aydır hakkında yakalama kararı var. Ben neden biliyorum? Çünkü konsolosluk bana söyledi. Dedi ki hakkınızda yakalama kararı var Ahmet Bey dedi. Ne olduğunu bilmiyoruz dedi. Konsolosluktaki işlerinizin aksamasını istemiyorsanız dedi. Hakkınızdaki yakalama kararını sonunu çözün dedi. Çözeceğiz. Şu adli tatil bir bitsin. Çözeceğiz. Bir büyük ihtimal Cimer'e beni şikayet etti. Çünkü sürekli oluyordu bu. Ben de ifade vermeye gitmediğim için ifade vermeye gitmezseniz hakkınıza yakalama kararı çıkartırlar. Büyük ihtimal ondan dolayıdır. Yani ben Türkiye'ye gitsem yaklaşık 1-2 saatlik bir gözaltına alınacağım. İfademi verip devam edeceğim yoluma. Niçin yakalama kararı çıkartmıyorum. Eğer bulur, bilirsem ifademi buradan veririm yakalama kararını da kaldırtırırım. Ama hodri meydan. Madem o kadar temizsiniz. Hodri meydan. Bak ben Kanada'dayım. Eylül ayında bana bir tarih verin. Çünkü Ağustos ayı bitmek üzere o yüzden söylüyorum. Yani ortasına kadar geldik neredeyse. Bana Eylül ayında bir tarih verin. Aynı gün İstanbul Havalimanı'nda buluşacağız. Yakup Deniz'e söylüyorum. İstanbul Havalimanı'na ben de gireceğim bak aklımda yakalama kararı var. Sen de geleceksin. Hadi bakalım. Hodri meydan. Madem bu kadar temizsiniz madem bu kadar şeyini bir gelin bakalım ya. Şimdi ben burada o söylediğim iddiaları temellendirecek belgeleri burada gösteremiyorum. Nedeni? Çünkü açılmış bir dava yani açmaya çalıştığım bir dava var. O davaya zarar vermemek için. Dilekçemizi vermişiz savcıya. Ben bunu Türkiye'deken yaptım zaten. Yakup Deniz girdiği anda o dilekçemi otomatik olarak işlemi alacak onlar. Yani ben 2 saat belki yakalama kararından dolayı ifademi verip çıkacağım. Yani en fazla 24 saat beni gözaltında tutacaklar. Çıkacağım. Yakup Deniz çıkamayacak. Çünkü ellerinde terörle ilgili dosya var. Ve biz bununla ilgili bilgileri savcıya verdik. Ya yani salak mısınız? Ben burada oturup savcıya verdiğim belgeleri mi size anlatacağım? Yayında. Böyle bir şey mümkün değil. Arkadaşlar bir dava tamamlanmadan dava hakkında bilgi veremezsiniz kamuoyuna. Bu suçtur. O yüzden veremiyorum. Ama bir şeyleri biliyorum ki söylüyorum. Yani, yok bilmiyorsun sen. Çok جايstın peki. Eylül ayı. Verin bana Eylül ayında beraber ben de İstanbul Havalimanı'na gideceğim buradan. Siz de aynı saatte. Ben buradan erken çıkarım. Çünkü burada bayağı sürecek. Siz de Almanya'dan bineceksiniz uçağa. Biletlerimizi göstereceğiz. Almanya'da uçağa bindiğinizi göstereceksiniz bana. Ben de burada Kanada uçağa bineceğim. İstanbul Havalimanı'nda buluşacağız. Bana uyar. Ben gireceğim ifademi vereceğim. Büyük ihtimal gözaltına alacaklar bir süre. Eğer tatil değilse yani mesai saatleri içinde gitmişsem hemen gözaltına alırım. Ya da ifademi veririm. İfaden dolayıdır büyük ihtimalle. Büyük ihtimal bir şeyden dolayıdır. Bir videodan dolayıdır ya da bir tweetimden dolayıdır diye düşünüyorum. Veririm abi ifademi. Olur biter. Bakalım siz ne yapacaksınız? Kaldı ki yayına daha sonra İbrahim de katılıyor. Bak Gig TV İbrahim'le dün görüştüm ya. Dün İbrahim beni aradı. Adam arkamdan konuşmak istemiyor. Diyor ki Ahmet'le ilgili bir problem varsa yüzüne söyleyeyim diyor. En mantıklı davranış. Beni aradı. Dedi ki abi bak senin çetinde dedi. Şunlar, şunlar, şunlar var. Bu arada ben İbrahim arkasından konuşmuş oluyorum. Gerçi İbrahim yüzüne de söyledim ama. İbrahim arkasından konuşmuş oluyorum ama. Daha önce de söyledim. Bana dedi ki abicim senin dedi Çetin de dedi şu 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 kişiler var. Ve bu kişilerin isimleri de bugün Yakup Deniz'e de saydı. Ben de dedim ki abi sen bana o isimleri ver. Ya engellemeyen ne olsun? Ben bastım hepsini engeli. Umurumda değil. Şimdi adam PKK propagandası yapıyor. Bunların çetine geliyor. Çette PKK propagandası yapıyor. İbrahim Atabey diyor ki bak abicim diyor. Senin diyor chatinde diyor PKK propagandası yapanlar var diyor. Ya yapsınlar. Arkadaş PKK propagandası. Ya gerizekalılar ya. Abi PKK propagandasını yapan bir insanla na söz hakkı veriyorsan PKK'nın propagandasını yapıyorsun demektir. PKK propagandası yapılmaz. Bir terör örgütünün sempatizanıyla görüşemezsin. Konuşamazsın. Konuşuyorsa sen de sempatizansın demektir. Adam bunu söylüyor. Pekka'nın argümanlarını koyuyor. Pekka ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Kürtler ve Türkler kurmuştur diyor. Aynısını söylüyor. Selahattin Demirtaş'a özgürlük aynısını söylüyor. Efendim <laughs> neymiş? 2015'te Oslo görüşmelerinden ayrılanlar HDP'yi kurmuş. Ya tamam anladık geri zekalısın da. İzleyicini de aptal yana koysun. İzleyici de aptal zaten. Aptalın önde gideni. Yani Yakup Deniz'i izleyenler tamamı geri gerizekalının önde gidenisiniz. Olan hiç mi gidip bakmadınız? HDP, efendim AKP'de ayrılanlar bilmem neyi kurmuşlar. Onlar bunlar yapmışlar bilmem ne yapmışlar da. Bak açık konuşacağım. Oğlum 17-25 Aralık dönemindeki meclis konuşmalarına gidin bir bakın bakalım AK Parti kim savunuyor? 17 25 Aralık'ta birilerinin yolsuzlukları ortaya çıkartıldığı için birileri tutuklandığında AK Parti'yi en çok koruyan kimdi biliyor musunuz? Daha sonra HDP'yi kuran, kuranlar. Ben de sorudan öğrendim bu arada. Onu da söyleyeyim de. Ben de sorudan meclis tutanaklarında bunları gördüm. Ama siz hiç görmemişsiniz. Yok efendim oradan çıkanlar ya HDP Neyse. Yani bu bu aptallığa inanabildiğinize inanamıyorum ya. Ya yani insana bu kadar geri olmamalı. Ya yani bu kadar geri olmuyor. Adam Yakup Deniz PKK'nın bütün söylemlerinin hepsini tamamını söylüyor. Bir de bana diyor ki ben burada bir gel Atatürkçülük hakkında yayın yapalım. Biz de biz senin Atatürkçülük hakkında yayın yaptık. Benim kanalımda duruyor. Senin nasıl bir PKK olduğunu öğrenmek isteyen girsinler benim kanalımda Yakup Deniz'e yapmış olduğum yayını izlesinler. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü ben eleştirmiyorum. O eleştiriyor. Be yanlış bu diyor. Atatürk yanlış söylüyor diyor. Atatürk yanlış söylüyor diyen kişi o. Sonra gelip bana Atatürkçüler bir Atatürk Atatürk'ün Atatürkçüymüş diyor. Lan gerizekalı. Sen benim karşımda bundan söyledi. Bak diyor ki mesela Türkiye'de diyor Çerkez var diyor. işte Kürt var diyor. işte Cumhuriyeti Kur'an'dan bahsediyor. Çerkezler, Kürtler bilmem ne. Dedim ki Yayında ya gidin yayını izleyin. Ben bunu yüzüne söyledim Yakup Deniz yüzüne. Dedim ki abicim sen Çerkez halkını kabul etmiyorsun dedim. Kabul etmiyor. Çerkezleri halk olarak kabul etmiyor. Sadece Kürtleri halk olarak kabul ediyor. Sonra dedim ki ben PKK'lı değilim diyor. PKK'nın söylemidir bu. PKK bir tek Türkleri ve Kürtleri kabul eder. Çerkezleri kabul etmez. Yani unsur olarak, kurucu unsur olarak kabul etmez. Varlığını kabul etmez demiyorum. Türkiye'nin kurucu unsuru iki tanedir der PKK. Türkler ve Kürtler. Hani utanmasa Türkler demeyecek de. Yani ona utandığı için Türkler diyor. Yakup Deniz aynısını söyledi benim karşımda. Yakup Deniz benim karşımda Kürtler eşittir PKK dedi. Bugün çıkıyor ki siz diyor Kürtleri diyor PKK gibi gösteriyorsunuz diyor. Ya arkadaş sen benim karşımda Kürtler eşittir PKK dedin. Sen dedin. Şimdi çıkmış diyorsun ki siz Kürtleri, bütün Kürtleri pek kalın mı zannediyorsunuz diyorsunuz. E sen zannediyorsun. Sen dedim bunu. Ve hala bunu yiyorlar. Gelelim şu terör örgütü üyeliğine. Dema asaslısı herhalde Yakup Deniz diye düşünüyorum. Çünkü söylediklerini unutuyor. Bak şimdi. Bu yayında söylemedi herhalde. Ben duymadım çünkü. TDKP denilen bir terör örgütü var. TDKP. Bu terör örgütü bir Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına karşıttır. Evet Deniz Gezmiş'in arkadaşları tarafından kurulmuştur. Ama Deniz Gezmiş'in arkadaşlarına karşıttır. Ben bunun e, yayınını yaptım. Daha sonra Uluç Gürkan'la yaptığım yayını izleyin. Uluç Gürkan bunların içinde olan adamdı. Uluç Gürkan. Deniz Gezmiş'le Devrim Gazetesi'nde gal yanlış hatırlamıyorsam. Devrim Gazetesi'nde röportaj yapan kişinin adı Uluç Gürkan'dır. Ben Uluç Gürkan'la yayın yaptım ve kendisine sordum. TDKP'lilerin daha sonra niye deniz gezmişe düşman olduklarını, niye Atatürk'e düşman olduklarını sordum. Bu TDKP 1980 1979 1980 yılında kuruldu. Askeri darbeden hemen önce Yaklaşık bir altı aylık falan bir süreci var onların. Bu altı aylık süreç içerisinde Atatürk de dahil olmak üzere Deniz Gezmiş'e yani şey dediler. E, Protelya dediler. sanırım Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Deniz Gezmiş'i şey olarak kabul ettiler. Yani, e, yani bu şey değil yani bizden değil bu halktan değil bu Atatürk'e hasta olmuş bu devşirilmiş gözüyle bakıyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk'ü de diktatör, Mustafa Kemal Atatürk'ü bir şey olarak görüyorlardı. Bir hani kötü bir e, lider olarak görüyorlardı. Yani söylemediklerini bırakmıyorlar. Şimdi bana onları söylettirmeyin. Ama TDKP'nin genel sekreteri olduğuyla ilgili iddiayı söyleyen ben değilim ki. O. Şimdi diyor ki ben genel sekreter değilim. Ha yalan mı söyledin yani? O diyorum çünkü isim vermeyeceğim. Vakti zamanında burada bizim yayınlarımıza da katılan so eski sol görüşlü olduğunu bildiğimiz bir abiye abi diyorum çünkü adam yaşça benden büyük gidip hava ata ata ben TDKB'nin yakalanmayan genel sekreteriyim demiş. Kendisi demiş bunu. Hatta o arkadaş bize o abimiz bize aktarırken dedi ki ben bunun genel sekreter olduğuna inanmıyorum dedi. Bence bana hava atıyor dedi. bizde çünkü TDKP genel sekreterlerinin hepsi yakalandı arkadaşlar bir tanesi hariç. Bunu biliyoruz. Biri hariç TDKP'nin bütün genel sekreterleri yakalandı. Ve Yakup Deniz de diyor ki o yakalanmayan genel sekreter benim." demiş. Biz de inanmadık tabii önce. Adam dedik ki ya işte bunları 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 söyledi. Dedi. Onlar dosyada olduğu için söylemiyorum. Dedi hani bu adam ya o TDKP'nin genel sekreteri gerçekten ya da gerçekten o çevrenin içerisinde üst düzeyde yani, yani ya da üst düzeyli ilişkisi olabilecek bir elemanlar olabilir. Bir, bir örgüt üyesi olabilir. Kendisinin genel sekreterim diye pazarlıyor da olabilir. Bak buna bir şey diyemem Çünkü Yakup Bey'in yalancının önüne geleni. Yani yalan söylemiş olabilir ben genel sekreterim diye. Ona bir şey diyemem. Ama kendi yalanını kendisi yalanlıyorsa bir şey diyemem yani. Söyleyeceğim bir sorun şey yok. Verebileceğim bir cevap yok. Ama TDKP olayından dolayı Almanya'ya kaçtığını ve bundan sonra olayların patlak verdiğini biliyoruz. O patlak veren olaylar o dosyanın içinde. Eğer çok kendilerine güveniyorlarsa dediğim gibi bakın ben yakalama kararım var. İstanbul Havalimanı'nda buluşacağız ya. Ben buradan uçağa atlayacağım. İstanbul Havalimanı'na gideceğim. Siz de uçağa atacaksınız. İstanbul Havalimanı'na geleceksiniz. Yakup Deniz gelsin İstanbul Havalimanı'na dosyayı yüzüne vuralım. Verdiğimiz dosyayı. Ha, gelelim diğer mallara. Mal diyorum çünkü mallar. Ben mitajanıymışım. Ha, anasını satayım mitajanıyım ben. Ya ben mitajan olsam Yakup Deniz'de mi uğraşırım ya? Lan mal mısınız? Bir tanesi var. Şimdi isim verme. O, malların ismini vermiyorum. Hepsi mal. Efendim diyor, mit diyor yapar böyle şeyler diyor. Yayıncıların içerisinde diyor vardır diyor yayıncıların içerisinde mitin diyor elemanları diyor. Yani bizi kastediyor. İşte aramızı bozmak isteyen, bölmek isteyen. Abicim aramızı bozmak ve bölmek istemini biz yapmadık ki Yakup Deniz yaptı. Ya ben Yakup Deniz'e al belgeleri gönderdim. Bir tanesi çıkmış diyor ki. Bu diyor EOC olayında diyor patlak verdi. 4 sene önce çıktı diyor bu Ahmet Bay. Ben, ben sanki çıkmışım yani yoktan çıkmışım gibi. 4 sene önce çıkmıştı. Ulan gerizekalı 2014 yılında 2014 yılında sen daha e ee, camide imamın osurduğu, osurun arkasına namaz kılarken ben 2014 yılında Agop gazetesine o zaman bir tek bizim de Agop çünkü röportaj yapmıştı. Agop gazetesine röportaj verdim. Ateizm Derneği'nin kuruluşuyla ilgili. Git bak. Sen o zaman imamın arkasına namaz kılıyordun. Lavuk. 2004 sene olmuş ben çıkalı. Lan ben çıkalı 10 sene oldu. Ne 4 senesi? Yayınları 4 sene önce başladım ben. 10 sene önce Ateizm Derneği'nin kuruluşunda vardım ben. Salak. Gerizekalı ya. Bir de bu herifi övüyorlar. Çok iyiymiş filan bilinemedi. Malın önde gideni lan. Neyse diyor ki, efendim diyor diyor tecavüzcü olduğunu madem biliyordun diyor, Onlara niye yatıp kalktın diyor. Ulan mal. Bir kişi de bana gelip EOÇ'nin mahkeme tutana göstermedi ki o zamana kadar. Sanki ben mahkeme tutanağı gördüm de devam ettim. Bir kişi bana gelip EOÇ'nin mahkeme tutanını göstermeli. Eğer gösterdiğini ispatlayın. Deyin ki biz Ahmet Balyemez'e, Ahmet Balyemez söylemeden önce EOÇ'nin tecavüzcü olduğunu söyledik. Mahkeme evranda gönderdik de ispatlayın. Ben her şeyi kapatacağım. Her şeyi. Twitter'ımı, YouTube'umu her şeyimi kapatacağım ya. Ben gösterdim oğlum herkese. O mahkeme evraklarını biz çıkarttık. O mahkeme evraklarını çıkarttığımız gibi Yakup Deniz'in dosyasını da çıkarttık. Ancak o mahkeme evrakları Yakup Deniz'in dosyası arasında şöyle bir fark var. Mahkeme evrakları olup bitmiş, karara bağlanmış, yargıtaydan çıkmış mahkeme evraklarıdır. O dosya bitmiştir. O kişi o konuda suçlu ilan edilmiştir. Masumiyetlik karinesi gereği. Yakup Deniz'in dosyasına koyduğumuz belgeleri yayınlayamayız. Bu mümkün değil. Bu kamuoyu yaratmak olur belgelerle yapamayız. Ama bildiklerimizi söyleyebiliriz. Bildiklerimi söylüyorum. Yani çok mu yalanlayacaksınız dedim ya. İstanbul orada. Bir uçağa bakar. Bir uçak. Atlayın. Ben de geliyorum hadi. Ben de geleceğim siz de gideceksiniz. Birisi de şey demişti. İb İbrahim'in programında. Ahmet Baylemez Kanada'ya gidip pek demiş. Yani İbrahim o şerefsizin ağzının payını verdi gerçi de. Oğlum ben Kanada'ya gidip niye pek kalayım diyeyim lan. Mal mısınız oğlum? Hadi diyelim ki Kanada'ya irtica edeceğim. ya yani Kanada'da dünyanın herhangi bir ülkesi olabilir. Almanya, İngiltere, Fransa. Hangi ülkesine gidip iltica etmek istersem edebilirim ben. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir hakkımda verilmiş 6 aylık ceza var. Hapis cezam var benim. İki, bana gelen ölüm tehditleri var. Ya arkadaş bana her kesimden ölüm tehditleri geldi. Bunlar sallıyor. kalısından geldi. Dincisinden daha da sürekli geliyor. Bana Enver vatan hayindir dediğim için Enverciler bana öyle tehditler gönderdiler ki aklınız hayaliniz durur. Ve bunların bir kısmı benim adresimi bana gönderdiler. Şey diyor bir tanesi de efendim şey demişim ben e, ak, gelin Türkiye'de konuşalım demişim sonra Kanada'ya gelmişim. Birincisi ben Kanada'ya eğitim için geldim bu bir. İkincisi de gelin Türkiye'de konuşalım dediğim adamlar bana diyorlardı ki sen AK Parti'yi eleştirmiyorsun. Ben de onlara dedim ki siz Almanya'da eleştiriyorsunuz. E gelin Türkiye'de eleştirin. Ben Türkiye'de Bak şimdi işte Kanada'ya geldim. Bak bakayım son 4-5 videoma ne anlattım ben. MİT ajanıymışım. 4-5 videoma bak ben hep Yakup Deniz'den mi bahsediyorum? Bak bakayım kimlere diktatör demişim. Bak bakayım kimleri yerden yere vurmuşum. Bak bakayım Diamond Tema olayında hangi bakanları yerden yere vurmuşum? Bir, bir izleyin bakalım şu son yaptığım 4-5 videoya. Bunları niye yapabiliyorum? Türkiye'de olsa size ben bu videoları yapabilir miydim? Peki Türkiye'de olan arkadaşlara söylüyorum. Yani yayıncı arkadaşlar var. Türkiye'de olan yayıncı arkadaşlar var. Şimdi ben o arkadaşlara diyebilir miyim ki siz niye AK Parti eleştirmiyorsunuz? Benim kadar niye eleştirmiyorsunuz? Diyebilir miyim? Bu aptallık. Adam Türkiye'de lan. Herifin çoluğu var, çocuğu var, işi var. Ama o Türkiye'den dışarı çıksın. O da yapar. O da söyler. Daha özgürce konuşur. bak kadının bir tanesi sokak röportajından dolayı tutuklandı. Türkiye'de Atatürk'e küfredenler serbest ama sokak röportajında ben bir ölmüş bir araba niye yas tutayım diyen kadını tutukladılar. E yani ama ben mitajanıyım. Ha mitajanayım. Geldim buraya. Hükümeti yerden yere vuruyorum anasını satayım. Yani bu kadar malsınız ya. Ya yemin ediyorum yani insan hayret ediyor. Ya bunlar nasıl bu yaşa gelmişler diye. Oğlum siz nasıl tuvaletinizi yapıyorsunuz mesela? Nasıl yemek yiyorsunuz? Nasıl su içiyorsunuz? Ben anlamıyorum çünkü bu zekayla bunları yapamamanız lazım. Ya yemin ediyorum bunların yerine şempanze koy. Ya kaldır oradaki yayına katına. Gig TV İbrahim hariç. O yayına katılan her için söylüyorum. Geek TV İbrahim hariç o yayına katılanları yerine birer tane şempanze koy. Dinle. Daha çok şey öğrenirsin. Açık olarak söylüyorum. En azından daha zekilerdir diye düşünüyorum. Yani şempanze kadar kafanız çalışmıyor. Ben nasıl mitajen olabilirim lan? Mal. Kaldı ki ben mitajen olsam YouTube'da gelip video açıp işte insanları birbirine düşürmeye çalışıyor filan. He, 40 bin tane abonem var. YouTube videosu açıyorum. Yakup Denizi nasıl birbirine düşüreceğim anasını satayım. Oğlum bak ben bir kere bile İbrahim Atabey, bak İbrahim'le konuşuyorum. Bir kere bile İbrahim Atabey'e Yakup Deniz hakkında sen niye Yakup Deniz'le konuşuyorsun bile demedim. Bak Yakup Deniz anneme küfretti. Yakup Deniz'e bana küfretti şekilde hiç cevap vermedim. Oğlum ben bir tajen olsam böyle mi çalışırım? Oğlum benim elimde birçok yayıncının telefon numarası var, birçok yayıncının WhatsApp bilgileri var, birçok yayıncının vesaire var. Ben hiçbir şey hiç bunları söylemiyorum ki. Kendileri isterlerse yapıyorlar. Mesela Efe'de Aldas'a benim videolarımı izliyor. Mesela o Edip Yüksel'le ilgili videomu izleyip gidip Edip Yüksel hakkında konuşmuştu mesela. İzleyenler izliyor, izlemeyenler izlemiyor. Ben öyle, öyle bir durumum yok ki. Efendim bu bizim yani, yani açık bu, bu ne biliyor musun? Bak bu bu şu. Biz geri zekalı izliyorlar. Tamam orasını anladık da. Şimdi kendi hatalarını örtmek için karşısındakine çamur atma. Tamam mı? Böyle bok atma. Mitajına olsam eğer ispatlayın. Ki bu nasıl ispatlayacaksa o da bilmiyorum ama. Ama ben size söylüyorum işte. Kimin ne bok olduğunu ortaya çıkartmak istiyorsak İstanbul Havalimanı'nda Eylül ayında buluşalım. Eğer yiyorsa buyurun gelin hem benim gidebildiğimi, Türkiye'ye gidebildiğimi anlarız. Hem de onları Türkiye'ye gelebildiğini anlarız. Bakalım bir gelsin bakalım Yakup Deniz. İstanbul Havalimanı'nda bir görüşelim ya. Hani yayında gösteremiyorum ama yüz yüze bir görüşelim. O belgeleri göstereyim ona. Bak elin dosyalar bunlar diye. Bir gösterelim ya. Bu arada Yakup Deniz'e özelden belge göndermiyorum artık. Ben bu belgeleri özelden gönderemez miyim? gönderebilirim. Ama ben Yakup Deniz'e EOÇ hakkında bütün belgeleri gönderdim. Şerefsiz yine gitti o OH EOÇ'nin yayınına çıktı. E bir anlamı yok ki. Ben Yakup Deniz'e o zaman dedim ki bunu madem özelden yapamıyoruz. Savcılık aracılığıyla yapalım. Savcılığa verdik dilekçemizi. Dosyamızı da verdik. Buyurun kardeşim işlem yani savcı bey buyurun işleminizi yapın dedik. Şu anda işlemde o dosya. Yiyorsa buluşalım. Haydi bakalım. Siz de benim hakkımda bir dosya verin savcıya. Madem ben mitajanıyım. Yok bilmem ne yapıyormuşum. Zarsu, ya, yani mitajanıyım anasını satayım. Burada sabah akşam hükümet eleştiriyorum. Bu kadar malsınız ya. Neyse arkadaşlar. Ken burada beni takip eden arkadaşlardan şunu rica ediyorum. Abonelerden. Ben Benim hiçbir abonemde problemim yok. Ama e, beni takip ettikten sonra gidip başka yerlerde, başka chatlerde benim arkamdan yazarsanız bunu görüyorum ve sizi engelliyorum. Sonra gidip sağda solda bizi niye engellemiş demeyin. Ben basar engellerim. Yani diyor doğru düzgün bir fikriniz varsa bir problem yok. Yoksa ben engellerim abi. Kimse kusura bakmasın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.